Quando la disperazione e lo sconforto. Vigilia di Natale. Başardık bugün pazar ayın 24'ü ve bu hafta için son kez saat 4.30'da kalkıp 5'te işe gitmeye çalışıyorum. Son 3 gündür böyle bir baş ağrısıyla yaşıyorum tam olarak. Nedir bilemedim, hani yorgunluk olabilir, uykusuzluk olabilir sonuçta. Her şey dahil çünkü her gün hem erken kalkıp hem gün içinde hiç durmadan koşturup hem de 10'ar saat çalışmış olduk. Bir zahmet bir başım ağrısın değil mi? Konsantre olması çok zor. İçeride de oluyor, arada gelip gidiyor. O sırada yaptığın şeye odaklanmaya çalışırken böyle birazcık atlatabiliyorsun ama artık eve dönüp de rahatlaman gerektiğinde hala başın ağrıyorsa çekilmiyor yani. Şeyi anlamaya çalışıyordum galiba. Fritöz yüzünden gözlerim ya yanıyor ya da ondan çıkan dumanlarla falan tahriş oldu, bir şey oluyor böyle. Baya baya iki haftadır sürekli gözlerim kanlı uyanıyor. Böyle sürekli yanıyor, batıyor falan akşamları özellikle ışıkta. Böyle sanki göz kapaklarım sürekli şişik ve kapanmaya zorlanıyormuş gibi. En azından çok fazla telefona bakıyorsun da bu yüzden oluyor denilecek bir durum olmadığı kesin. Telefonu zar zor görüyorum zaten. Günlerdir videolarla da uğraşmadığım için bilgisayarı galiba 2 gündür falan açmadım. Geçen gün bir maillerimi kontrol etmek için açtım. Onun dışında kendisini görmedim bile. Geldim yattım, geldim duş yapıp yattım. Bazen yattım, kalktım duş yaptım. Sonra yemek yiyip yine yattım. Bir şekilde ara adımlarda her şey yolunda giderse 2 günlüğüne şehirden uzaklaşıyoruz. Araba kiraladık. Kedileri de götürüyoruz. Güzel bir tatil olmasını ümit ediyorum. Zira sadece bu 2 gün sonrasında yeniden küçük çaplı bir krize geri dönüyor olacağız. Çünkü daha yıl bitmedi ve bütün kalan pastaların gönderilmesi, yani yılın son haftası boyunca da aynı çılgın miktarlarda fritöle istenildiği söyleniyor. Eğer herkesin beklediği gibi bütün o domuzcukları satarlarsa onların en az bir 200 tanesinin daha yeniden yapılması gerekiyor. Şöyle yani çarşambadan yine bir sonraki pazara yoğun birkaç gün daha olacak. Sonra artık ayın 1'inde izinliyiz. İkisinden itibaren yeni yılda her şeyin birazcık daha sakin gitmesini ümit ediyorum, bakalım. Bu arada bugün 40 küsür 45 tane falan gönderilmesi gereken pasta var. Yani sadece bu sabaha yönelik, eğer başka bir şey gelmezse. Gün içinde var olanlardan satışa devam ediyoruz çünkü. Onların dekorasyonlarının son dokunuşları bir şeyleri olacak. Dün çoğunu bitirdik. En son bir liste geldi mesajlarla. Sanırım 4 tanesi eksikmiş. 1-2 tanesinde kenarlığı bozulmuş bir şey olmuş. Onları toparlarsak belki önümüzdeki çarşamba günü yeniden açılışa sabaha bir şeyler hazırlamamız gerekiyor olabilir ama olmaz. Bütün bunların dışında bir şey yok. O yüzden umarım çıkış 2'ye 3'e kalmaz. Toparlarız, hallederiz, hemen bitiririz. Yaklaşık bir 18 kilo falan fritöle kızartmam gerekecek. Onun dışında endişelenecek bir şey yok gibi görünüyor diyor. Ceren fritörelerden endişeleniyor. Ben hep keklerden, pastalardan endişeleniyorum.